Seyrancığım, sana ilk günden açık olacağım. Biliyorum, sen de istemiyordun bu evliliği. Ama bize kimse fikrimizi sormadı. Mecburen evet demek zorunda kaldık. Değil mi? Evet. Aferin sana. Harbi kızsın. Birbirimize yalan dolan yapmadan bu işi yürütmenin bir yolunu bulacağız. Yani? Yani sen her şeyi bilip durumu idare edeceksin. Allah'ım yardım et. Ferit. Ferit. Ya bunlar benim insülin iğnesi. Baygınlık, baş dönmesi bilmediğim şeyler değil yani. Şeker. Ferit. Ferit iyi misin? Bak bana Ferit. Ferit bana bak iyi misin? İnşallah şifresi yoktur. Oh yokmuş. Abi. Abi. Alo. Alo Abidin abi Ferit bayılmış. Yerde yatıyor ne yapacağım? Tamam. Buldum tamam. Ferit. Aç ağzını. Ferit. Ferit iyi misin? Alo. Balayı Sultan'a acil bir ambulans çağırın çabuk. Hastanın adı Ferit Korhan. Çabuk. Hemen, hemen efendim. Hayırdır inşallah. Şey oldu.
Efendim? Geldim! Nerede? İçeride ben, yatak odasında. Ferit. Ferit, aslanım. Ne kadardır bu durumda? Bilmiyorum. Ben içerideydim. Sonra çıktım, onların ikisi yatıyordu. Ne kadardır baygın bilmiyorum. Ne yapacağız? Tamam, sakin ol. Ben ambulansı aradım. Geliyor. Tamam mı? Orhan Beyleri de aradım. Orhan Beyleri aradım. Allah kahretsin. Ne yapacağız? Gelmek üzeredirler. Koy, bir yerlere koy, topla. Bu ne olacak bu? O iş bende. Tamam. Pelin, gel. Ferit. Oğlum. Ferit. Abidin kaç. Ferit. Ne yapmış? Aç gözünü. Tamam. Yavaş, tamam. Dikkat edeceğiz. Sıkı tut. Sarsmıyor. Abidin dikkat. Hanımefendi, iyi misiniz? Açamıyorum. Yardım edeyim ister misiniz? Dur, ağlama. Ağlama kızım. Hiç açılmayacak galiba. Gerçekten çok fena sıkışmış. Biraz şöyle yandan kessem mi acaba? Olur, yeter ki açılsın. Tamam, dur. Selam Hanım, ben hazırım. Dilerseniz sizi hastaneye götürebilirim. Tamam, olur. Selam Hanım, bu arada Pelin mevzusu aramızda kaldığı için hem Ferit adına hem kendi adıma teşekkür ederim. Ya, öyle kalacaktır eminim. Yüzüne renk geldi biraz. Gel. Ah Seyran, gel. Çok geçmiş olsun efendim. Kızım, ne desem sana? Kırılmadan umarım seni... Pelin işini hallettim. Telaşla. Yok, olur mu öyle şey lütfen? Ah çok teşekkür ederim. Çok çok çok. Her şey için. Estağfurullah, ne yaptım ki ben? Ya sen o ilk müdahaleyi yapmasaydın böyle ucuz atlatmazdın. Abidin Bey'e teşekkür edin asıl. Sağ olsun. O söyledi ne yapılması gerektiğini. İkinize de teşekkürler. Allah'tan telefonun şifresi yoktu. Ha, tam olarak böyle durumlar için aldığımız ufak bir önlemden. Bak, işe yaradı. Abartma anne ya. Bir de madalya takalım istersen. Hem telefonda saklanacak bir şey olmadığı için şifresi yok. Karım istediği zaman, istediği yerde baksın diye. Kendine gelmiş bak. Abidin, Orhan kahve almaya gitmişti. Nerede kaldı? Bakalım istersen. Tabii Gülbin'im, buyurun.
Sağ ol. Önemli değil. Hastalıkta, sağlıkta dedikleri tam da böyle bir şey galiba. Ne hallere düştün? Hala işin dalgasındasın ya. Korkma. Bir daha olmaz. Hem zaten insan hayatında kaç kere evlenir ki? Ben değil Ferit. Sen kork bence. Eğer bir daha böyle bir şey yaşanırsa belki bu sefer ben de uyanmam. Pelin'i açık etmediğin için de sağ ol. Niye edeyim ki? Salak mıyım ben? Demek ki bu evlilik göstermelikmiş. Sen de biliyorsun zaten senin evlenmeyi hiç istemediğimi. Benim de işime gelir. Allah Allah. Demek senin de işine geldi. Vay be. Benimle evlenmek o kadar kötü bir şey mi ya? Ne oldu? Niye şaşırdın? Daha birkaç saat önce sen de evlenmek istemiyorsun biliyorum diyordum. Ne oldu? Yanında sevgilim var. Yoksa her kız benimle evlenmek ister. Zaten. Hep sen benden iyi kocayı nereden bulacaktın ki? Bıdı bıdı konuşuyorsun işte. Ferit, bence bu boş özgüven konuşmaları için doğru zaman değil ha. Sen benimle uğraşacağına, iyileşmene bak. Peki. Öyle olsun. Elimi tutmaz mıydın peki? Peki. Alo, Seyran geldi. Konuşur sonra. Konuşabilirsin benim yanımda. Kapatmana gerek yoktu. Herhalde konuşabilirim. Kendi odamda sana soracak değilim ya. Yanlış anlamadıysam senin odanı depoya kaldırmışlar. Bir bak istersen, olur mu? Sağdır sağdır. Antep Spor geldi. Dedemin yanında da böyle konuşabiliyor muydun acaba? Cidden. Ne konuştunuz dedemle? İyi, hiç öylesine. Dedemi tanıyorum işte, ondan falan bahsettim. Allah Allah. Sohbet ettiniz yani. Yani daha çok o sordu, ben cevapladım gibi bir şey oldu işte. İyi. Gel otur. Gel otur, anlat. Merak ettim, konuşalım. Şaşırdın herhalde. Bir de gelip yanına mı oturacağım senin? Saçmalama. Niye oturamazsın ki? Heyecanlanır mısın? Yanına. Çekilir misin? Rahatsız oluyorum. Benden. Evet, senden rahatsız oluyorum. Ortamı yumuşatmaya çalışıyorum. Ne halin varsa gör. Ne yapıyorsun? Demiştim sana. Ben seninle aynı yatakta yatmayacağım. Kızım, sabah yol yorgun uyudun buralarda. Rahat edemezsin. Kocaman yatak, gel işte. Her türlü senin yanından daha iyidir. Keyfim bilir. Horlarsan uyandırırım ama söyleyeyim baştan. Sen istediğin kadar horlayabilirsin. Her türlü gürültüyü konuşmana tercih ediyorum. Kız, şaka mısın sen ya? Sanki ömrünün sonuna kadar orada uyuyacaksın. Ya da senin ömrünün sonuna kadar. Yalnız onu giyersen ben bu gece kalp krizi geçirebilirim herhalde. Giymeyecek misin? Tüh. Söylemeseydim keşke. Hadi be. Hayır ya. Ne yapıyorsun?
Ayıp değil mi ilk günden telefonumu karıştırma? Şarj aletim bozulmuş da benim, o yüzden hani uyar mı diye şey ettim. Bakayım. Uymaz ona. Üf. Karıcığım. Günaydın. Ay başladık yine. Ne gördün rüyanda? Hiçbir şey görmedim. Sen de haklısın. Rüya gibi adamla evlendim zaten. Ne demezsin? Ay. O gıcık. İki muhabbet edelim dedik yine. Keyfimizi kaçırdın sabah sabah. Birazdan aşağıda anlayacaksın zaten. Ferit Koran'ın karısı olmak neymiş. Hadi hazırlan. Kahvaltıya geç kalmayalım. Kahvaltı etmem ki ben. Sabahları bir şey yemiyorum yani. İstesem de yemiyorum. İyi. Alışsan iyi edersin. Bizde kahvaltılar da akşam yemekleri kadar önemlidir. Ah. Bunu giysene. O gün çok tatlıydın. Aa. Allah'ım yarabbim ya sabır ya. Zahmet verdik, ben alayım. Yo, benim keyfim çok yerinde. Hiç önemli değil. Senin keyfin yüzünden söylemedim. Yakışık almaz. Sonra biz laf işitiyoruz. Tamam, kusura bakmayın lütfen. Düşünemedim ben. Düşünecek bir şey yok gelin hanım. Oğlumdan uzak dur, yeter bana. Ne oluyor Sultan Hanım? Ya Fırat düşmüş de endişelendim biraz. Sen az önce kime dedin o lafları? Efendim? Sen diyorum. Az önce kime söyledin o lafları? Feriz. Bana bir şey söylemedi. Yanlış anladın lütfen. Sen karışma. Çünkü korkutacaksın Ferit lütfen. Sultan. Seher'in bu evdeki diğer gelinlerden hiçbir farkı yok. Onlara nasıl davranıyorsan Seher'ine de öyle davranacaksın. Anladın mı? Özür dilerim Seher'in Hanım. Fazla abarttın. Hiç gerek yoktu. Az bile yaptım. Çocuğu yanında görünce laf etmesinler diye uyarmak istedi kadın. De dediği gibi de oldu işte. Ben onun neden öyle davrandığını çok iyi biliyorum. Neden? Bu evdeki diğer gelinlerle konuştuğu tonda konuşacak seninle de. Buradaki konu benim karım olmam. Bu yani. Konu senin egon mu? Yazık ya. İnsan arada başkalarının duygularını da düşünür. Özür dilerim. Keşke annenle konuşabil diye bu telefonu getirmeseydim sana. Ya ben de diyorum ki kıza sert çıktı. Gurur yapacak, telefonu almayacak. Hiç gurur yapamayacağım vallahi. Annemleri aramam lazımdı. Konuşabildin mi annene? Ya annemin telefonu yok. Ablamı aradım da onu da kapalıydı. İstersen babanı arayabilirim senin için.
Ama zamanı geldiğinde bir kıyak geçersin sen de bana. Yok yok. Hiç gerek yok gerçekten. Unutmuştur bir yerlerde telefonunu ablam. Hem mesaj attım ben ona. Görünce döner. Okey. Selam söyleseydin. Hemen pislikleşiyorsun ya, hemen. Ben de ciddi ciddi teşekkür etmeyi falan düşünüyordum biliyor musun? Etmeyecek misin şimdi? Yok. Hayatını kurtardım sayılır. Ona sayarsın. Bir iyilik yaptın. Hemen yüze vurmalar filan. Ayıp ya. Aa! Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Bu yaptığın şey teşhircilik artık yeter. Yani ben duş almak diyebiliyorum ama... seni karıştırmış olman normal tabii. Tabii sen biraz uzaksın bu konulara. Antep'te pazardan pazara mı duş alıyorsun? Ne alaka? Ne bileyim. Onca yol geldik, o kadar şey yaptık. Seni bir kere duş alırken görmedim. Bu evlilik sandığımız kadar kötü geçmeyebilir. Eğitilebilir gibi duruyorsun. Tut! Gerizekalı. Ha, gerçekten şaka gibisin ya. Abim ve yengen belki de bu akşam hayatlarının en zor gününü yaşıyor. Sen farkında mısın? Vay be. Harbi mi? Ben anlamamıştım. Teşekkürler. Bravo. Buradan da aynen öyle görünüyor zaten biliyor musun? Bak Antep fıstığı. Sen hayatı drama queen olarak yaşıyor olabilirsin. Acıdan besleniyor olabilirsin. Ama en azından erken teşhisle Asuman'ın hayatı kurtulduğu için üzülmeyeceğim. Ben duşa giriyorum. Sakın. Bak sakın ben içerideyken gireyim deme. Senin sapıklıklarına uğraşamayacağım bu akşam. Kapının üstünde kilit var. Bozmadım merak etme. Kapıyı da kıracak değilim senin için. Dolabın altında kurutma makinesi vardı. İyi gelmiyor saçlarıma, kullanmıyorum. Okey. Hadi biz ettikleri neyse. Ya ablan, ona ettikleri. Gittin oraları, vicdanın rahat mı şimdi? Bütün Antep ablanı konuşuyor. Baban Usun abla yaptıkları sizin soğandığınız işte. Değdi mi bunlara sen? Soramadın mı hesabı? Ne oldu? Ablam mı yine? Sana ne? Sen yatıp uyusana. Ne oluyor ya? Yoksa siz hala benim yüzümden kavga mı ediyorsunuz? Gerçekten zavallısın ya. Şaka yaptım Seyran. Ayıp oluyor ama. Ayıpmış. İnsanın hayatını mahvet, sonra gel bir de konuş. Vah vah, zavallı Seyran. Birden zengin oldu, takılara boğuldu, alışverişlere çıkıldı filan. Ne acı. Seyran'ın hayatı mahvoldu. Asıl benim hayatım mahvoldu be. Bütün düzenim alt üst oldu. Kendime ait bir alanım bile yok senin yüzünden. Aynı şey çünkü. Bağırma Seyran, alçalt sesini. Alçaltmıyorum, ne yapacaksın? İnsanlar duyacak bak, ayıp olacak. Ayıp olacak. Ayıp olacak, öyle mi? Ablamın yerine beni isterken ayıp olmadı ama. Ablamın hayallerine,
Annemin gözyaşlarına da ayıp olmadı. Ya ben o gece hayır dedim diye babamdan dayak yerken hiç ayıp olmadı deme. Allah belanı versin senin be. Senin Allah belanı versin be. Allah belanı versin. Nefret ediyorum senden. Nefret ediyorum anladın mı?